Merhabalar herkese. Bugün yine efsaneleşmiş bir oyunda daha sizlerle birlikteyim. 1903 yılına gidiyoruz. Viyana'da o zamanların en kuvvetli oyuncularının toplandığı bir turnuva yapılmış ve bu turnuvanın oyunlarından bir tanesi görmüş olduğunuz Geza Maroczy, Mikhail Chigorin oyunuymuş. İki oyuncu da çok kuvvetli. İki oyuncunun da satranca, literatüre girmiş katkıları var ve siyahlarda oynayan Chigorin'in 2 defa dünya şampiyonluğu maçı oynamış olduğunu, Wilhelm Steinitz'e karşı kaybetmiş olduğunu hatırlatmak istiyorum. Oyuna geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızın benim için önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu klasik oyunları daha fazla paylaşmak istiyorum. İzlemesinin daha keyifli olduğunu düşünüyorum ama sanki sizler benimle aynı fikirde değil misiniz gibi duruyor. O yüzden açıkçası yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Oyun önerilerinde de bulunabilirsiniz diyeyim ve E4'lü oyuna başlayalım. E5'in devamında F4 geliyor. O zamanların favori açılışı şah gambiti. Chigorin de romantik dönem oyuncusu E çarpı F4'le özür dilerim. Şah gambitini kabul ediyor. At F3'e G5'te F4 piyonu savunuldu. Fil C4 gelişim hamlesinin devamında da G4 geldi. Şimdi burada kısa rok atılan bir varyant var. Kısa roktan sonra F3 atı alındığında Muzio Gambiti oluyor ve açılıştan bir alet geride kalmış olsanız da gerçekten keskin devam yollarına giden çok böyle garip bir açılış olabiliyor. F hattından özellikle beyazın çok kuvvetli atakları olabiliyor. Burada ne tercih etmiş beyazlar bakalım. At C3 oynamayı tercih etmiş. Buna McDonnell Gambit'i deniyor. Rok atmadı ama yine F3 atını bıraktı Maroczy. G çarpı F3'e de vezir çarpı F3 aldı. Şimdi ben daha 6. hamleden bir alet geride kaldım. Ne elde ettim? 3 tane tempom var. Atımı, filimi ve vezirimi çıktım. Aynı zamanda hızlı bir F7 atağı yapmak istiyorum. Hemen D6 oynanmış Chigorin tarafından. Neden oynandığı birazdan görülecek aslında. D4 merkeze almaya çalışıyor beyazlar. Ve fil E6 ile bu hemen F7 baskısı yapmak isteyen beyazların F7 bakışını, C4'teki filin F7 bakışını kesmek istiyor siyahlar. Peki aklıma şu geliyor. F3'teki at yok. F piyonu yok. Vezir H4'ler acaba rahatsız edici hamleler değil mi? Ve açıkçası böyle oynanmış maçlar da var. Vezir H4'te oynanmış maçlar da, oyunlar da var. Buna G3 oynayabiliyor beyazlar ve siz F çarpı G3 alamıyorsunuz açıkçası. Burada biraz ilerledim. Eminim Chigorin de Maroczy de buraları çokça analiz etmiştir. Çünkü vezir çarpı F7 boşta kalıyor. Şah tek kareye kaçabiliyor. Vezir F8. Şah tekrar kaçtığında tekrar şah çekiyorum. Siyah kareye kaçtığında ise fil G5 yiyor siyahlar. Neredeyse yani F çarpı G3 aldıktan sonra mecburi gelen hamleler at E7 gibi bir şey. Vezir alınıyor. Vezir alındıktan sonra da fil alınıyor ve açılışta at feda eden, bir alet feda eden beyazlar böyle bir varyantta bir alet önde kalmış oluyor. Basit bir kazanca dönüyor oyun. Hem tempo hem alet öndeliği. Basit bir kazanca dönüyor. Vezir H4 oynanabiliyor ama G3'ten sonra vezir G4 gibi vezir kırışmaya yönelik hamleler yapmanız gerekiyor açıkçası. Eğer oralardaki teoriye çok hakim değilseniz bir anda paket olabiliyorsunuz. Bunu görmüş olduk. Fil E6'dan sonra at D5 oynanıyor. Çok anlam veremediğim hamlelerden bir tanesi daha açıkçası. Çünkü ilk baktığımızda ne olay? Ben bu filin çaprazı kapansın istemiyorum. Yani D5 oynarsam o filin çaprazı bayağı bir kapanacak. Yani sonsuza kadar kapanacak demek istemedim şimdi ama açıkçası neredeyse oyun sonuna kadar kapanmış olacak ve ben bu çaprazı kullanamamış olacağım. Peki at D5 ile filleri değişmemiş oldum ama ne yaptım açıkçası? Çünkü C6 oynayabiliyor. Chigorin de C6 oynamış ve atı tehdit ediyor şimdi. Ve at kaçtıktan sonra da fil boşta kalacak. Maroczy buralarda herhalde çok eğleniyor mudur diyeyim ya da çok gergin midir tam emin değilim ama rok atmış Maroczy. Demiş ki ben zaten bir at feda ettim. Bir at daha feda edebilirim. Ne olabilir ki demiş herhalde. C çarpı D5'in devamında E çarpı D5. Artık olay değişti. Bu filin bu çaprazı kapandı. İki alet gerideyim ama E hattından saldırılarım daha da kuvvetli hale geldi. D5 ve D4 piyonlarıma tekrar dikkat etmenizi istiyorum. Fil F5 oynuyor siyahlar ve fil çarpı F4 geldi. Şimdi konuma bakalım. İki alet önde olan siyahların sadece F5 fili oyunda. Beyazların ise C4'te bir fili var. F4'te bir fili var. Ve F hattında F7'ye bakan bir batarya. A'da da her an gelişime gelebilecek bir tane kalesi var. Siyahların ise ordusu açıkçası şu anda karargahta yatıyor diyeyim. Fil G6 F7 baskısını korumuş oluyor böylece profilaktik bir şekilde siyahlar ve fil B5. Şah at D7 ile aslında gelişim hamlesiyle şahın önü kapanıyor. Kale A E1. Burada hemen bir kale F E1 gelmemesi de açıkçası Marotsy'nin iyi hamlelerinden, iyi düşüncelerinden bir tanesi. 13 hamle tamamlandığında şu anda baktığımız zaman bütün taşlarını çıkmış oldu. Çok taşı kaldı mı orası tartışılır ama sonuçta 2 kale, 2 fil ve veziri oyuna girmiş oldu. Şimdi E hattı çok tehlikeli artık siyahlar için. Siyahlar fil E7 oynamış ve fil çarpı D6 hamlesi geliyor. E7 fili de açmazda olduğu için. Beyazlar bir piyon daha kazandı. D5 piyonunun kuvveti artmış oldu şimdi dikkat ederseniz. Çünkü herhangi bir şekilde bu fil kalkarsa ben D6 sürüşlerini istiyor olacağım. Burada şunu söyleyebiliriz. Chigorin'in çok kuvvetli bir oyuncu olduğunu, dünya şampiyonluğu maçına çıkmış bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Ama baskı altında kalan tarafın, yani birçok büyük ustanın maçını inceledik. Canlı yayında Carlsen'in bile turnuvadaki maçlarını izliyoruz, oyunlarını izliyoruz. Ve baskı altındayken doğru savunma hamlelerini bulmak gerçekten çok zor. Burada Chigorin şah F8 oynamış ve demiş ki ya ben bu E hattındaki baskıdan kurtulmak istiyorum. Film F7'yi tuttuğu için F hattından da başıma bir şey gelmeyecek zaten. Fakat bilgisayarın önerisi şu. Ben Chigorin'in bunu görmediğini düşünmüyorum. Sadece açıkçası varyantı değerlendirmek çok çok zor diye düşünüyorum. Çünkü vezir B6 oynayabiliyor Chigorin. Ver D6'yı, ver B5'i. Karşılığında C4 oynuyor beyazlar. Ben B5'i savunuyorum diyor. Vezir D6'ya ise C5. Yani üçüncü aletini feda ediyor beyazlar. Fakat konumu değerlendirmek inanılmaz zor. Yani mat olmamak işten bile değil ki, bilgisayar bile şu an hani eşit mi? Biraz siyaha mı üstün? Ya 3 alet. 3 tane hafif alet üstün adam. Nasıl olur da böyle olur konum? Tabi şimdi vezir kaçtıktan sonra D6 tehditleri var. Bu kalelerin bakışları. Yani burada beyazın birçok atak fikri olabiliyor. Vezir G4'ten vezir kaçtıktan sonra D7'lere bakabiliyor. Açıkçası çok keskin bir konum. Ne olacağı hiç belli olmazdı. Belki de bu yüzden vezir B6 yerine şah F8 oynamayı tercih etti Chigorin. Kale çarpı E7, at çarpı E7, kale E1. E7'deki baskıyı görüyoruz ve bir tane savunma taşını artık ortadan kaldırmış olduk. Dikkat ederseniz kaleyi verdik ama E7 aletini şu anda savunabilecek bir taş yok. Kaleye 2 alet almış gibi olduk ama beyazın materyalle işi yok. Çünkü 2 tane alet feda ettiği için mat etmesi gerekiyor. Materyal olarak öne geçmesi gerçekten çok zor. Siyahlar burada şahını G7'ye kaçmış. Neredeyse manuel bir ok atma seviyesine gelmiş oldu. Yani H kalesinde geliştirirse siyahlar yavaş yavaş oyunda kendini bulmaya başlayacak. Fil çarpı E7'den alet alınıyor ve vezir A5. Vezir A5 kuvvetli bir hamle ve güzel bir hamle duruyor. Neden? Çünkü hem B5'i istiyorum hem E1'i istiyorum. Ve baktığımız zaman taş öndeyim ben. Taşlarımı geliştirdiğim zaman benim bu oyunu çok rahat kazanmış olmam gerekiyor. Kazanmam gerekiyor. Vezir E2. Beyazlardan yine kuvvetli bir hamle. Maroczy hem B5'i savunuyor hem E1'i savunuyor. Ve şimdi dikkat ederseniz D7 atı boşta. Burada Chigorin D7 atını kurtarmak adına kale F8 yapıyor. Ve at F8 yapıyor, özür dilerim. At F8'den sonra konumda bir şey beliriyor gözümüzde. O da şu. Ya bu siyah kareleri kim savunuyor? Yani bu siyah kareler ne kadar savunmasız ve ben materyal de geri olsam A5'teki vezir savunmaya yardım mı ediyor? A8'deki kale ne yapıyor? H8'deki kale ne yapıyor? Açıkçası siyahın taşlarının koordinasyonu diye bir şey ortada yok. Şahı G7'de çok açık. Çünkü siyah kareler tamamen beyazın kontrolü altında. Ve Chigorin, daha doğrusu Marotzi'den çok güzel bir hamle geliyor. Fil F6. Fil F6'ya tabii şah F6 alırsanız vezir E5'ten mat oluyorsunuz. Şah H6 gibi bir şeye kaçarsanız ona da böyle bir mat oluyorsunuz. O yüzden fil F6'ya şah G8 kaçmak durumunda kalıyor. H8'deki kalesizce Chigorin için önemli mi? Değil. Ama vezir E5 oynuyor. Maroczy burada. Diyor ki ben H8'deki kaleyi bedava almak istiyorum. Fil H8, vezir G7 mat etmek istiyorum. Sen ne yapacaksın? H6 oynuyor burada. Tabii Chigorin'in artık hamleleri tamamen çaresizlik hamleleri açıkçası. Çünkü kalesine yer mi açtı veya şahına yer mi açtı belli değil. Fil çarpı A8, G7'den mat isteniyor. Maroczy yani nereden nereye geldi oyunda diyebiliriz ama gerçekten taş koordinasyonu ve zayıf kareler adına inanılmaz bir oyun gerçekleştiriyor şu anda. Benim aslında burada merak ettiğim konu şuydu. Vezir çarpı E1, vezir çarpı E1 ve şah çarpı H8 varyantı acaba oynanabilir mi siyahlar tarafından diye bakıyordum. En nihayetinde kale ata vezir. Tamam beyazlar üstün ama mattan bir şekilde kurtarıyorum ve oyunun efsaneleşmesinden acaba kurtarıyor muyum diye düşündüm. Ama burada da açıkçası beyazın D5 piyonunun çok kuvvetlendiğini söyleyebilirim. Yani vezir E7 oynayacak, sonra D6, D7, D8, açıkçası bir tane daha veziri oluyor beyazların, onu söyleyebilirim. Şimdi vezir G7'den mat isteniyor ve F6 ile diyor ki vezir çarpı F6 alırsan ben vezir çarpı E1 alabilirim. Açıkçası bunlar da çok çözüm değil. Yani vezir çarpı F6, vezir E1, fil F1 dönebiliyorum. Fil F1 döndükten sonra G7 matını tekrar tutamıyorsunuz. Vezir feda etmek zorunda kalıyorsunuz. Oyunda daha da klas bir hamle yapılıyor. Vezir E7. Ver matı. G7'den yine mat istiyorum. Ne yapacaksın? Şah çarpı A8 fili alıyor. Maroczy'nin bir alet daha feda etmesi herhalde bizim için sürpriz değil. Yani materyal şu an artık onun için pek önemli değil ki... Satranç sorusu çözmek isteyen arkadaşlar için bazı hamleler mantıksız olsa da burada 8 hamlede bir mat var. Vezir çarpı F6, şah G8 oynuyor Chigorin ve kalede E7'ye iniyor. Şunu da söylemiş olayım, B5 fili de feda edilmiş oluyor aslında. G7'den tekrar mat isteniyor. G7'den matı tutabilecek. Yani vezir E1 gibi hamleler var ama bunlar hani kale çarpı E1 ile ardından tekrar aynı hamlelerle sonuç buluyor ve beyazlar inanılmaz bir oyun oynamış oluyor. Gerçekten Maroczy, yani şu oyunu oynadıktan sonraki geceyi ben hayal etmek istiyorum. Düşünmek istiyorum. Yani her gün kendime şöyle derdim. Ne oynadım be? Yani tahtada dans etti desem yeri var. Gerçekten inanılmaz bir oyun. Yani birçok tema, birçok işte zayıflık, birçok satranç dersi barındırıyor. Materyalin önemsizliği mesela bir kez daha ortaya çıkıyor ama o zamanların satrancı ile bu zamanların satrancı arasında da biraz fark var açıkçası. O zaman daha romantik bir dönem, yalnız bize de böyle görsel şölenler sunabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve klasik oyunların devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.